En son e, tablo, resim, küçük resim, yine e, şekiller ve grafiklerden mini grafiklerden bahsetmiştik. Pivot table'dan bahsetmedik ve yine ekle sekmesi altındaki diğer komutlarımızdan bahsetmedik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Geçen dersimizde yani bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi olan satışlar sayfasını açalım. Ve bu satışlar sayfasında karşımızdaki tabloyu görelim arkadaşlar. Eğer geçen dersteki dosyamız yoksa bu tabloyu yeniden oluşturabiliriz. Bu dersimizde sizlere kısaca pivot table'dan bahsetmek istiyorum. Ve daha sonra yine köprüden, metin kutusundan ve alt bilgi, üst bilgilerden yine kısaca devam bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Pivot table çeşitli çok sayıda verilerin oluşturmuş olduğu tablolardan özet ve detay tablosu çıkarmak için kullanılır. Burada arkadaşlar, burada arkadaşlar tablomuzu seçtikten sonra pivot table dediğimiz zaman otomatik olarak bize detay yani çözümlemek istediğimiz tablonun alanlarını bize soruyor. Bu zaten bu tablon alanı seçmiş olduğumuz alan. Buradan tamam diyoruz ve otomatik olarak karşımıza yeni bir sayfa getiriyor. Sayfa 9 diye muhtemelen de sayfa 4 ya da sayfa 5 olabilir. Sayfa 9 diye yeni bir sayfa karşımıza getiriyor arkadaşlar. Buradan sağ tarafta yine bir pivot table alan listesi var. Muhtemelen sizin karşınıza şu şekilde gelecektir. Burada detayını oluşturacak olduğumuz alt toplamını ya da toplamını oluşturacak olduğumuz e, tablonun başlıklarını burada görüntüleyebiliriz. Yine bununla ilgili olarak şuradan farklı şekilde görünümlerini sağlayabiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi e, sütün etiketlerini ya da etiketlerin sütunda gözükmesini ya da satırda gözükmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Buradan sürükleyip satır etiketlerine getirdiğimiz zaman Şurada gazete başlıklarının e, satır baş satır etiketlerinde olduğunu görüyoruz. Bunu bu şekilde çektiğimiz zaman ise sütun etiketlerinde olduğunu görebiliriz. Bunu istediğimizi ekleyebilir, istediğimizi kaldırabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili olarak burada yine mevcut e, veriler üzerinde yani toplanmış veriler üzerinde e, işlem yapabiliriz. Yani seçebilir ya da iptal edebiliriz. Bunu her bir gazete için ayrı ayrı yapabiliriz. Yine rapor filtresi oluşturabiliriz. Ee, bir rapor filtresi oluşturabiliriz istersek. Yine bakın e, Milliyet gazetesi için bir rapor oluşturabiliriz. Birden çok öğe seç diyerek. E, değişik şekilde filtreler oluşturulabilir. Buradan üstteki menülere bakacak olursak yine e, gruplandır diye bir bölümümüz var. Yine sıralama bölümlerimiz var. Dilimle, dilimleyicimiz var arkadaşlar. Dilimleyicimiz her bir e, başlığı olan bölümümüzün de alt detaylarını karşımıza getiriyor. Örneğin Sabah gazetesinde 400 değerine karşılık gelen e, tiraj rakamları diğer gazetelerde otomatik olarak en üst satıra geliyor. Örneğin 500'e karşılık gelen değerler otomatik olarak ne yapıyor? Diğer bölümlerde üst satırlarda aktif olarak gösteriliyor. Buradan herhangi bir şeyi seçtiğimiz zaman otomatik olarak da Yine karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bunları buradan iptal edebiliriz. Her birini yine her birini iptal edebiliriz. Pivot Table e, dilimleyicilerin. Yine arkadaşlar Pivot Table'da seçeneklerde dilimleyici demiştik. Mevcut sayfamız yenile diyerek sayfayı yenileyebiliriz. Veri kaynağını değiştirebiliriz. Eğer istiyorsanız e, seçeneklerde yine Alan düğmeleri ekleyip ya da çıkartabiliriz. Bununla ilgili e, özel olarak yine daha detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Arkadaşlar pivot table ile ilgili çalışmaları. Çünkü çok daha de, e, detaylı bir tablo üzerinde çalışarak detaylı bir şekilde rapor e, oluşturmayı da anlatmak gerekiyor. Buna şu, şu anda çok fazla zaman ayırmak istemiyorum. İlerleyen bölümlerimizde belki özel olarak bir bölüm açabiliriz. Yine ekle simgesi altında arkadaşlar. Dilimleyici dedik. Dilimleyici biraz önce göstermiştik. Ee, sadece pivot table'ı yere kalmadan e, normal olarak da dilimleyiciyi karşımıza getirip dilimleyicileri gösterebiliriz arkadaşlar. Buradan sayfa 9'u ya da sizin açmış olduğunuz sayfanızı silelim. Tekrar satışlar sayfasına geri dönelim. Ekle menüsü altında e, gelelim köprü uygulamasına arkadaşlar. Köprü uygulamasında yeni bir e, sayfa oluşturmanızı istiyorum. Yeni bir sayfa oluşturmanızı istiyorum. Bu sayfaya da şuradan sağ tıklayıp ekle diyerek boş bir çalışma sayfası ve tamam diyerek bir bölüm açmanızı istiyorum. Buraya arkadaşlar öğrenci listesi yine aylık toplam öğretmen listesi gibi bir ifade yazdım. Sonra bu hücrem üzerine gelip köprüye tıkladığım zaman bu belge içerisinde diğer sayfalar otomatik olarak köprü vermek istiyorum. Örneğin bu belgede yerleştir diyorum ve öğrenci listesine tıkladığım zaman öğrenci listesi ne gitmesini istiyorum. Yine aylık toplama gelip köprü deyip bu belgede yerleştir diyerek aylık toplamı seçiyorum. Öğretmen Lisesi deyip bu belgeyi yerleştir deyip Öğretmen Lisesi'ni seçiyorum arkadaşlar. Veyahut yine web sayfam diyerek mevcut bir köprüyü sadece bir web sayfasına da ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. bariskokçu.com diyerek ekleyebiliriz. Peki nasıl çalışır? Öğrenci listesinin üzerine gittiğimiz zaman otomatik olarak Öğrenci sayfası gelir. Buradan şuraya bir ana sayfa diye bir şey ekleyebiliriz. Ana sayfa. Ve ana sayfamızı da tekrar köprü oluşturarak bu belgede yerleştir. Sayfa 10 diyerek sayfa 10'a gitmesini sağlayabiliriz. Aylık toplam. Şu öğrenci listesindeki şu hücreyi kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ana sayfaya git. Aylık toplam. Ana sayfa. Öğretmen listesi. Yine ana sayfaya. Buraya yapıştırdım. Web sayfam dediğim zaman ise yine harici bir web sayfasına verebiliriz. Sadece bu belge üzerinde mi? Hayır. Bu belge üzerinde değil arkadaşlar. Aynı zamanda e, örnekler sayfası diyerek köprü üzerinden e, yeni belge oluşturdu diyebiliriz. Bakın ya da e, şuradan Mesela Excel dosyası içerisinde ilk dersi seçebiliriz. Tamam dediğimiz zaman, pardon, pardon, buradan e, var olan web sayfası ya da dosya, bunu seçmemiz gerekiyordu. Buradan Excel dosyası içerisinden şu düşe arayı seçmek istiyorum. Kaydettim. Tıkladığım zaman otomatik olarak ikinci bir Excel dosyasını bize ne yapar? Karşımıza getirir arkadaşlar. Yine metin kutusu var arkadaşlar metin kutusu da e, otomatik olarak grafimize ya da excelimizin herhangi bir noktasını metin oluşturabilecek olduğumuz bir alan bu bir metin kutusudur diyelim buradan istediğim şekilde metin kutusuna biçim diyerek şekil verebiliriz ya da dolgu da verebiliriz hiç fark etmez değişik şekilde istediğimiz pozisyonda bunu ayarlayabiliriz. Alt bilgi ve üst bilgimiz var. Alt bilgi ve üst bilgi Excel'de üst bilgi arkadaşlar 3 parçadan oluşur. Bir tanesi sol bölüm, orta bölüm ve sağ bölümdür. Buraya üst bilgi eklemek için örneğin hazırlayan Barış Gökçe diyorum. Bakın sağ tarafta nelerin görünmesini istiyorum. Örneğin ee, sayfa numarası gözüksün. Yine sayfa sayısı toplam kaç tane sayfadan oluştuğunu bize göstersin. Ama şu araya ne kalsın? Bir tane slash işareti koyalım. Bir boşluk. Sayfa numarası ve toplam sayfa karşımıza gelecek. Sağ tarafa e, bakın ne olabilir? Yine sayfanın adı gelebilir. Geçerli bir tarih buraya yazabiliriz. Günün tarihini buraya ekleyebiliriz. Buradan alt bilgiye ya da üst bilgiye değişik şeyler eklenebilir. Alt bilgiye git dediğimiz zaman ise yine alt bilgide de otomatik olarak görüntülenecek 3 kısım var. Sol alt, orta alt ve sağ alttır. Yine sol alta bir resim ekleyebiliriz. Otomatik olarak şuradan daha küçük olabilecek bir resim beğenelim. Örneğin şuradan bir resim seçmek istiyorum. Resimler kısmından. Çok da küçük olabilecek bir resim olabilir. Yine buradan e, dosya adını buraya yazabiliriz, sayfa adını buraya yazabiliriz, sekmede mesela sayfa 10 ya da neyse herhangi bir şey onu da yazabiliriz. Seçeneklerden de iki farklı ilk sayfada farklı olsun, e, tek ya da çift sayfalarda farklı olsun şeklinde olabilir. Daha sonra işlemimiz bittikten sonra mutlaka bu alt bilgi ya da üst bilgi kısmını kapatmamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar. Nasıl kapatabiliriz? Herhangi bir boşluğa tıkladığımız zaman ya da sağ tarafta bir yere tıkladığımız zaman otomatik olarak kapanacaktır. Ancak görünüm yine burada hangi moddadır arkadaşlar? Sayfa düzeni modundadır. Normal moda geçebilmek için şunu tıklıyoruz. Evet, normal moda geçebilmek için bunu tıklıyoruz. Normal modda e, sayfa üst bilgilerimiz, alt bilgilerimiz ve sayfa numaralarımız gözükmemektedir. Gözükmemektedir arkadaşlar. Bunları görebilmek için şuradan sayfa düzeni modunu ne yapmamız lazım, geçmemiz lazım. Sayfamız toplam e, bir sayfadan meydana geliyor ve bir sayfanın birincisi olarak karşımıza geliyor. Buraya herhangi bir şey yazarsak bakın otomatik olarak iki sayfadan olduğunu ve iki sayfanın birincisi olduğunu hazırlayan Barış Kökçü olduğunu tarih olduğunu, yine e, burada da yine tarihi ve ikinci sayfanın ikincisi olduğunu alt tarafta da dosyamızın ismini ve sekmemizin ismini de ya da eklemiş olduğumuz sayfamızın ismini de karşımıza getirmektedir. Ekle sayfasından yine alt bilgi, üst bilgi diyerek bunlarda bir değişiklik yapabiliriz. Ekle sayfasından alt bilgi ve üst bilgi alt bilgiye gidiyoruz. Buradan arkadaşlar resmi kaldırmak istersek sadece buradaki end işareti ve resim sekmesini tıklıyoruz. Otomatik olarak herhangi bir kenarda boşluğa tıkladığımız zaman alt bilginin kapandığını görüyoruz. Yine üzerine çift tıkladığımız zaman da şuradaki ibarelere kaldırdığımız zaman otomatik olarak alt bilginde kalkmış oluyor. Alt bilgi ve üst bilgi bunlardan ibaret. Bu şuradan görünüm olarak yine e, normal görünüm'e geçebiliriz. Aynı şekilde sayfamıza bir metin kutusu ekleyebildiğimiz gibi WordArt metin de ekleyebiliriz. Buraya değişik şekilde stillerde yazı da ekleyebiliriz arkadaşlar Bu da WordArt yine bunu buradan biçimlendirebilirsiniz Ekle menüsünden Microsoft imza satırı diye bir şey var yani bunun için dijital imzanız olması gerekiyor ve buraları yani imza olarak doldurabilirsiniz önerilen imzalayan öğretiyesi diyoruz. boris et hotmail.com. Evet. Burada tanımlamış oluyoruz bunu. Yine imzalama hizmetleri ekle diyerek imzalama hizmetleri eklenebilir. Fakat henüz bir imzalama hizmeti satın alınmamış. Bununla ilgili olarak internete bağlanması gerekiyor. Bunu es geçebiliriz. Yine nesne eklemiz var. Nesne ekle burada nedir? Ee, Excel içerisine bir PDF doküman eklenebilir. Bir Flash animasyonu eklenebilir eğer bir Flash animasyonunuz varsa. Yine e, bir Solidworks çizim programından alınmış bir eleman, nesne varsa o eklenebilir. Buradan Microsoft Graph ya da Denklem eklenebilir. Bunlarda ne yapılabilir? Nesne olarak belgemiz eklenebilir. Yine bunların dışında e, otomatik olarak denklem bölümü Word'de ve PowerPoint'te olan denklem bölümü burada da var. Excel içerisinde de herhangi bir denklem oluşturabilirsiniz. Fakat bu denklemler tamamen görseldir arkadaşlar. Herhangi bir hesaplamada kullanılan denklem değildir. Denklem eklemeye. Simgeler ise yine aynı şekilde Word'de ve PowerPoint'te bulunan e, değişik Yunan alfabesine dayalı kullanmış olduğumuz simgeleri ne yapılabilir? Buradan eklenip çıkartılabilir. Buraya ekle simge diyerek ne yapabiliriz? Bunları da ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet ekleme menüsünden sizlere anlatacak olduklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sekmemiz olan sayfa düzeni sekmemize bir sonraki dersimizde geçebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.